Richard abi çok güzel söyledi. Gerçekten İngiltere'nin özellikle son dönemde en çok gündeme gelen olayı Avrupa Birliği'nden çıksın mı çıkmasın mı? Tam da bu gündemdeyken biliyorsunuz geçtiğimiz yakın bir zamanda David Cameron çıktı ne dedi? Türkiye 3000 yılından önce Avrupa Birliği'ne giremez. Zaten Avrupa Birliği'ne ben her dönemde her zaman söylüyorum kuru kuruya karşı bir adam değilim. Avrupa Birliği şu an Almanya'nın tek elinde gitmiş böyle devam ediyor bir şey. Yani yanında şu Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg falan bu devletlerin biraz Almanya'ya abilik yani Almanya'nın onlara abilik yapmasıyla gidiyor. Korkarım ki altını çiziyorum. Herkes uyanık olsun. İnşallah bizi yakın bir dönemde Avrupa Birliği tekrardan böyle kapılar açılması, açılması, müzakereler şunlar bunlar. Tamam biz sizi alıyoruz dediklerinde şu şartı koşmasınlar. Yunanistan'ın borcunu ödeyin, Portekiz'in borcunu ödeyin, İspanya'nın da borcunu üstü. Tabii şu an enayi arıyorlar. Aman dikkat. Yani burada çok dikkatli Evet. olmamız lazım. Bir de Cumhurbaşkanı diyorlar. Cumhurbaşkanı diyor. Ey Avrupa. Ne diyecek abi? Ne diyecek? Ne diyecek? Ey Avrupa. Avrupa bana diyor ki dalga geçiyor. 3000 yılından önce giremez. Ne diyecek? 3000 yıldan önce giremez diyor. Ya böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Sen orada Türk milletini aşağılıyorsun. Bazı liberalist geçinenler de diyor ki, kardeşim adam haksız mı? Bize Ulan gündemi haksız de da kalktı olsa, zaten yani bundan çok özür dilerim, sonra. haksız da olsa sen kimsenin, kendi adamının şeyini, Türkiye'nin o gücünü aşağı düşürme Şey de kardeşim. Schengen vizesi de tabii bu arada Tabii böyle yani bir kaynadı sürü şey gitti. var. Bir Şimdi, resim var, resmi de alabilir miyiz evet. ekrana? O resim üzerinde de tabii bu sene başında yayınlanan... Şimdi ABD başkanlık seçimlerine gidelim Clinton'dan istiyorsan. Evet, devam edelim Şimdi onu. şöyle bir şey söyleyeyim. Alt tarafa. ABD ilkleri yaşamaya devam edecek mi? Bakın, konu başlığı çok önemli. ABD ilkleri yaşamaya devam edecek mi? Orada Neye göre bunu peki söylüyorum? KJ'yi alabiliyor muyuz? Alt tarafta birkaç Evet. sembol var. Onları da Neye göstermek göre bunu istiyorum. söylüyorum Evet. Murat Bey? ABD'nin ilk siyahi başkanı Obama. Geldi mi? Geldi. Şu an başkan mı? Başkan. ABD'nin tarihteki ilk kadın başkanı da acaba geliyor mu? Acaba Nostradamus'un Şimdi kehanetinde evet, onunla ilgili bir bahsettiği sorun var. Soracağım ben. kadın Şimdi bir buradaki başkan resimde geliyor orada mu? önde Merkel'in hemen sol tarafında Evet. ekranda Bakın mesela çok ilginç bir baktığımızda detay Hillary var. Clinton'ı Oraya UFO görüyoruz. koymuşlar. Hillary Clinton'ın biliyorsunuz açıklaması Evet. vardı. Eğer başkan seçilirsem 57. 57. bölge. bölgedeki tüm UFO sırlarını Ama açıklarım orada diye. şöyle de bir şey var. Şimdi o UFO'nun hemen üstünde bir adam var cam fanusunun içinde. Sağ tarafında burada görülmüyor ama Beyin var. insanlar evet ekranda internette girdiklerinde görebilirler onu. Orada bir beyin var. Ama uzun süredir de konuşulan sevgili Kuşlar sen bilirsin bu Rusya'nın 1940 Zihin kontrolü. 2045 Zihin zihin kontrolü. kontrol bilinç transferi tarzında bir projesi ona bir işaret olabilir. Şurada renkli bir bayrak var. Evet, O nedir? LGBT mi diyorlar, ne diyorlar, ne O bileyim o. mudur bilmiyorum. Evet, olabilir yani, o Onun mudur ön değil. plana çıkarılmasıyla ilgili bir şey Evet. olabilir. Ve şu çok dikkatimi çekti benim. Orada sağ tarafta Putin, solda da hemen Obama ile Hillary'nin arasında Çin Devlet Çin Başkanı. Devlet Başkanı. İkisi aynı renk, diğerleri siyah beyaz yapılmış bir birliktelik anlamına mı geliyor da dikkat ettiniz mi? Evet, Hepsi evet, siyah beyaz. O evet. benim çok dikkatimi çekti. Benim de en çok dikkatimi çeken alanım olduğu için en arkada da papa var. Papa Papa da var. onların en arkasından. Bu zaten resmin kapağı, derginin Arkadan kapağı. destekliyor yani Ama hepsini bu birden ona tabii yönlendiriyor. biraz daha büyük. Orijinali biraz daha büyük bunun. Evet. Orada şurada hemen Hillary'nin kafasının üstünde patlak gözlü olan büyük ihtimalle Esat'a benzettim ben onu. Esat'a benzeyen bir figür var. Recep Tayyip Erdoğan yok. Evet, niye yok mesela? Niye yok? Bu 2016. The World in Ben şimdi derin dünya yöneticileri planından 2016'dan bahsedeceğim bahsediyoruz. işte. Acaba New York ön seçimlerinden önce gazetecinin Türkiye bahsedelim mi? Geldik mi yoksa bahsedeyim mi yani? O çok Bahset önemli bir bahset yani iddia. zamanımız Zaten kalmadı. 10 O dakikamız zamanımız var. söyleyelim. Artık Şimdi bitireceğiz çünkü. evet gördüğünüz gibi Tayyip Erdoğan'ı çıkarmışlar değil mi? Tayyip Erdoğan yok. Bu şeyde de Şimdi yok. derin Hani büyük dünya büyük resimde de yok. Bu resim yok yok. küçüğü, bu kapak. Tabii Bunun tabii. büyüğü de var ama orada da yok tabii. Şimdi derin dünya yöneticileri Hillary Clinton'ı hazırlarken bir yandan Trump'ı da hazırladılar. Nasıl mı hazırladılar? Donald Trump'ın bu radikal söylemleri bir nevi Hillary'nin işini İşini kolaylaştırdı. kolaylaştırdı. Aslında bu İşini da bir proje kolaylaştırdı. olabilir. Kaç tane cumhuriyetçi, senatör hepsi Hillary'ye, demokratlara döndü oy verirken. Cumhuriyetçiler çok ağır yaralar aldı. Özellikle New York seçimlerinde. Altını çizelim. New York seçimlerinden önce Hillary ile bir gazeteci sohbet ediyor. Bakın, Türkiye'de hiç konuşulmadı. Önemli bir konu bu, Herkes evet. uyanık Bunu, olsun. evet, sevgili New seyirciler, York bunu seçimlerinde, dinleyin istiyorum. New York ön seçimlerinde
Hillary ile gazeteci konuşuyor. Gazeteci diyor ki işte politikaları, dünya politikaları, Orta Doğu değerlendirirken Türkiye'de de diyor nasıl bir politik merkezde çalışmak istersin, nasıl uyumlu falan. Diyor ki ben diyor bir bayanla daha uyumlu çalışabilirim, bir bayan siyasetçi. Şu acaba kim bu bayan siyasetçi? Kim gündemde ya şimdi ben buradan söylemeyeyim, kapıyı anlamı şey yapmasınlar. Bunu üzerine koyalım, sonra CIA'nin yetkililerinin Erdoğan er ya da gitmelidir sözünü üzerine koyalım. Bir de öyle düşünelim bunu. Evet. John Biden ve şey diğerlerinin evet. Şeyleri. Yani acaba kim burada kimi kastediyor? Yani bayan bir politik merkezde daha iyi çalışabilirmiş hanımefendi. Hillary hanımefendi. Acaba bu bayan kim? Şimdi gözümüzün önüne bir gelsin bakalım. Türkiye'de şu anda kimi çıkartmaya çalışıyorlar? Popoldamaya çalışıyorlar. Kehanetlerinden biri de bir bayan başkan olacağıyla ilgili. Ama Nostradamus, bak Nostradamus'un gibi kehanet abi, tamam mı? Yani. Şimdi ben kehanetlere çok itibar etmem. Allah yani şey yapmam ama kehanette öyle bir şey diyor. Yani Nostradamus'un da 82. dörtlüğünde. Bu yazılı bir şey olduğu için söyledi. 10. cildinin 82. dörtlüğünde diyor ki Amerika'ya kadın bir başkan gelir ve dünyada terör olayları tırmanır. Peki ondan sonra gelecek başkanın kim olduğu ile ilgili bir o benim haber var, birkaç yerden duyduğum bir şey. Yani daha sonra da bir eşcinsel başkandan söz ediliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru da. Ama biz şimdi Hillary Clinton'a iyi bakalım. Donald Trump'ı diyor ki şimdi bazıları Donald Trump işte gelecek vesaire. Ya Donald Trump Hillary'nin işini kolaylaştırmak için var. Tabii bu kadar radikal söylemler. Aşırı İslam karşıtlığı şudur budur. Ya ABD'de kaç milyon Müslüman yaşıyor? Kaç ne kadar Müslüman yaşıyor biliyor musunuz? Hatırı sayılır derecede bir Müslüman nüfusu var ABD'de. Yani bu kadar çok ısrarla İslam'ı terörize eden zihniyetin açık açık konuşup bu kadar radikal söylemlerde bulunması, üstelik bir siyasetçi. Tabii oy alamayacağı için kime verelim o zaman ileriye tabii verelim. Ki cumhuriyetçilerin yarısı ileriye döndü. İleri zaten şu an çok önde. Evet. Ve Kasım ayında çok enteresan bir şey söyleyeceğim. ABD başkanlık seçimleri sadece dünyayı etkilemeyecek. Aynı zamanda bölgeyi, Orta Doğu'yu, Kafkaslarda daha sert bir tutum göreceğiz. Kafkaslarda Amerika'nın daha sert tutum ve politikasını göreceğiz. Türkiye'de de Kasım'da bir şey olacak. Kasım evet derken onu girmek istiyorum ben. Kasım'da da herhalde... Ne zamandır söylüyorum. Beni uzun zamandır tanıyorsun. Başkanlık sistemine uzun zamandır söylüyorum değil mi? Daha bu son konuşulmadan önce bile söylüyordum. Kasım ayında Türkiye'de başkanlık seçimleri referandumuna gidecek ve bunu hep birlikte göreceğiz. Kasım ayında referandum var. Başkanlık seçimleri referandumu. Belki de bunu daha önce söyleyen var mı yok mu bilmiyorum ama ilk söyleyen benim. Yazılarıma da baksınlar. Toparlayalım. Dünyada ve sadece Amerika başkanlık seçimleri değil. Bakın Kasım ayı şifre. Hem Amerika başkanlık seçimleri Hillary gelecek ve başkanlık seçimi. Türkiye'nin ve bölgenin de kaderi ABD başkanlık seçimlerinde değil, referandum başkanlık seçimlerinde. Ve başkanlık sistemini şu anda Kasım ayında referandumu engelleyecek en büyük muhalefet yapısı kim? Lütfen CHP'yi falan düşünmeyin veya MHP'yi. Bir grup oluşuyor. Başını eski bir cumhurbaşkanının çektiği bir grup oluşuyor. Sağır olmayalım. Güllerin içinden mi geliyorlar? Güllerin içinden geliyorlar. Ben daha fazla bir şey söyleyeyim mi? Anlayan anladı. Evet, o evet. Grup en çok şu an muhalefet yapacak grup. O zaman... Herkes uyanık olsun. Başka Türkiye yok. Evet Amerika planlarını böyle yapıyor. Bakın görüyoruz. Amerika nasıl yapıyor? Biz de böyle yapacağız. Son sözümü söyleyeyim. Evet kapatacağız. Şüphesiz. Kapatalım. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Allah daha nurunu tamamlamadı. Evet. İnşallah onu göreceğiz. Evet. Program bitti. Sevgili Kürşat. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kısa bir ağzına teşekkür sağlık. Ederiz. Ahmet Kuşçu abimiz her hafta karnımızı evet, ona bir kısa Ahmet bir teşekkür, abi, teşekkür ederiz. Allah'a emanet olsun. Sevgili Koray sana da geldiğin için ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz doluyum. Bunu benim hani yürekten konuşuyorum. Ben öyle çok beceremem. Yani benim yüreğim için dışım birdir. Ben bu milletin sevdalısıyım. Bu devletin hizmetkarıyım. Rabbim ömür verdiğince de hakkı söylemeyi, batıla karşı olmaya sonuna kadar devam edeceğim. Ömrümün son nefesine versem dahi zaten nefeslerimiz de sayılı. Ama Allah katında din İslam'dır ve haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır. Sonuna kadar devam edeceğiz. Teşekkür ederim.